kitap var. 2015'te yayınlandı. Dünyada daha önce sevgili Einstein'ın torunu tarafından derlenmiş. 2015'te de Türkiye'de basılmış kitaplardan bir tanesi sevgili Einstein. Einstein'ın işte çocuklarla olan ömrü boyunca işte birbirlerine mektuplar gönderiyorlar. Onlardan derlenmiş bir kitap. Çok etkiledi beni. Güney Afrikalı Tiffany diyor ki, sevgili Profesör Einstein, ben bir bilim insanı olmak istiyorum ama inşallah kız olduğum için beni yadırgamazsınız, küçük görmezsiniz. 1946. Aradan bir ay geçiyor. Einstein diyor ki, sevgili Tiffany, ben küçümsemiyorum ama daha önemli bir şey var. Asıl sen küçümsememelisin. Çünkü bunun için hiçbir sebep yok. Tiffany'nin ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra bayağı araştırdım. Ama sevgili Google bana bu konuyla ilgili çok bir bilgi vermedi. Bilenler olursa lütfen sonrasında bana söylesin. Şimdi 1940'lardan bahsediyorum. Halbuki o zamana gelene kadar aslında işte Curie'ler var, Rosalind Franklin'ler var. İşte buradaki sevgili bilim insanları, bilim kadınları var. Şu Josephine Cockroy, bulaşık makinesini icat eden kadın. Hikayesi çok komik. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Yardımcısı var ve evde sürekli porselen takımlarını kırıyormuş yardımcısı. Dolayısıyla kadıncağız da demiş ki, bıktım artık kırmasın, ben kendime bir şey icat edeyim deyip bulaşık makinesini öyle icat etmiş insanlardan biri. Şimdi 1940'larda Tiffany'nin şeyine gelene kadar işte 1800'lerde bulaşık makinesi, sonrasında araba sileceğinin bir kadın tarafından icat edildiğini ben de bu konuşmaya hazırlanırken öğrendim bu arada. Sevgili Mary Anderson ya da Güneş Enerjisi Sistemi Maria, hepsini saygıyla yad edelim. Şimdi 1940 dedik, aradan 100 yıla yakın zaman geçti. Değil mi? Ben de durup bir baktım. Dedim ki TED'e gidiyorum. Şu datalara bir bakayım. Ama sizi datayla boğmayacağım, korkmayın. Sadece birkaç tane böyle o 100 yılda neler değişmiş ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi sistem alanında çalışan kadınlara bir bakayım dedim. Ne olmuş en son? %28 dünyada, yani bu işte fen, matematik, teknoloji, bilim alanında çalışan kadınlar %28 bu dünya için. Avrupa ülkelerine baktım biraz daha. Bu şeyler kaymış. Ekran azizliği diyelim. %17'lerde Avrupa Birliği'nde. Türkiye'de de %12. Yani işte sistem alanında çalışan %12'lik bir kitle var. Bu arada 2023 verisi, hatta Mart verisi, çok taze taze bir şeyden bahsediyorum. Sonra dedim ki ya tamam, çok da fazla kadın çalışmıyor. Peki bu alanı öğrenmek isteyenlere de durum ne? Gittim biraz böyle işte demin Udemy'den de bende bir Coursera datası vardı, ona bir bakayım dedim. Orada da dünyada %39 ben bu işi öğreneyim diyor. Türkiye'de de oran hiç fena değil, %31 kadınlar özelinde söylüyorum. Gayet güzel ama işi mutfağından hala çok uzağız. %4 gibi bir veri var elimde. Kadınların %4'ü sadece işte bu yapay zeka ya da işte otomasyon veya işte makine öğrenmesiyle ilgileniyor. Geri kalan daha böyle bir iş analisti, işte kimya, fizik, onlarla ilgili eğitim almaya karar vermiş görünüyor. Şimdi ben bunun nedenini birkaç böyle işte yerden sorguladım. Bunlardan bir tanesi de işte Science dergisiydi. Bir tane Uçan Süpürge Kadın İletişim Derneği var. Onların verilerine baktım. Arkadaş neden dedim ya? Hani evet 100 yıl önce öyleydi, şimdi neden böyle? Bayağı onların dilinden yansıtmaya çalıştım. Bir şey diyorlar bir kere insanlar. Yalnız kalacağım çünkü sınıfta işte 50 kişilik sınıf var ve sadece 3 tanesi kız ve gerisi erkek, ne yapacağım? Eğlenceli değil çünkü işte içinde makyaj yok, işte içinde ne bileyim müzik yok, işte böyle motomot E eşittir MC karemi göreceğim.
Bir kısım diyor ki rol modelim yok ya, benim ailemde bilimle ilgili herhangi bir kadın yok ki. Bir kısım diyor ki bu erkek işi arkadaş. Yani kafam basmaz benim. Bunu diyen çok sayıda insan var. Bu arada Science dergisinin araştırması çok güzeldi o anlamda. Diyor ki işte kafam basmaz deyip yönelmedikleri bilimde aslında sınavlardaki başarıları kadınların erkeklere göre daha fazla. Ama yönelmiyorlar ki farkında olsunlar diyor. Bugün burada muhteşem kadınlar dinledim. Hepsiyle de bir kadın olarak gurur duydum. Ben o teknolojinin sadece işte kariyer mentoru tarafında ve teknoloji kullanıcısı bir kadınım. Ama kullansak demek ki becereceğiz bir şekilde. Şimdi bunu niye önemsiyorum? Şu yüzden önemsiyorum aslında. Cinsiyet eşitliği, evet. Gelir eşitsizliği, evet. İşte kadınların dünya üzerindeki yerleri, evet. Ama çok daha kritik bir şey var aslına bakarsanız. Benim önemsemenin sebebi de bu. Şimdi demin konuştuk. İşte önümüzdeki 10 yılda dünyada işte yapay zeka otomasyonuyla 600 milyon insan işsiz kalacak. Ama daha kötüsü ne biliyor musunuz? Onun 1,5 katı, yani kadınların işsiz kalmasıyla erkeklerin işsiz kalması arasındaki dengesizlik beni çok rahatsız etti. Kadınlar 1,5 kat daha fazla tehlikede. Şimdi şöyle bir baktım, dedim ki ya otomasyonda en çok neler gidecek? Çıkanlar perakende işte satış temsilcileri, mağazadaki satışçı kızlarımız, kasiyerlerimiz, bankadaki gişeler, gişe memurlarımız, işte muhasebe, veri girişi yapanlar, stok, gidiyor bu meslekler. Tamam. Şimdi burada çalışan kadınla erkeği zaten pembe mavi diye çok klasik bir şekilde göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi oran çok fazla. Yani şunu demek istiyorum ki 10 kadından 8'i ha bu otomasyon yüzünden işsiz kalacak. Yani dünyadaki erkeklerden çok daha fazla. Konuyu bu yüzden önemsiyorum aslına bakarsanız. Şapkamı çıkarttım. Bir anne şapkası taktım şimdi size. Demin Bora bahsetti, işte bizim bir ay sonra 4 yaşına basacak bir oğlumuz var. Dolayısıyla ben bir erkek çocuğu annesi olarak bu şapkayla, demin bahsettiğim şapkayla şimdi de 4 yaşa bakıyorum. Biliyoruz ki, araştırıyoruz ki, ya bugün işte ilkokulda olanların %65'i başka mesleklerde çalışacak. Burası aşikar. Bu kafayla diyorum ki ya diyorum benim oğlan ne yapacak? Onun arkadaşları ne yapacak? O ne yapacak? Bu ne yapacak? Deli gibi şey araştırmaya başladım. Bu STEM konusunda işte eğitim veren kurumlar, işte 4 yaş çocuğuna ne yapılır, ne edilir falan diye. İşte sosyal medyada bakıyorum, Google'da bakıyorum, orada bakıyorum, burada bakıyorum. Şöyle ilanlar görüyorum. Evet, okul öncesi robotik kodlama başlıyor. Şimdi burada ne dikkatinizi çekiyor? Bunlar ilan. Hiç kız yok. Allah Allah, reklam arkadaş bu. Kız gelmeyecek mi buraya? Neyse, geçen hafta bir tanesine götürdüm bizimkine. Ondan sonra bu şey yaptılar işte böyle Legolardan işte bir denizaltı yapmaya çalıştılar falan. Burada zaten çok mutsuz gördüğünüz gibi çünkü beceremedi yani o şeyi. O yüzden de kendi kötü hissetti. Şimdi sınıfta 8 çocuk var. Bir tane kız var. Tamam. Onu da annesi zorla alıp getirmiş herhalde oraya. Dedim ki şey, klasik yani bu hikaye böyle işliyor. Biz burada ben de zaman zaman oğlumuzu sürekli çekeleye sistem etkinliklerine götürüyoruz. Tamam. Burada 3 tane fotoğrafını paylaştım. Farklı etkinlikler. Bunlardaki durum aynı. Yani ya bir kız var ya hiç yok. Tamam. Dolayısıyla zaten bu minik veletler, bu erkek dediklerimiz bunları göre göre büyüyor. Tamam. Bu iş kız işi değil. Nereden kaynaklanıyor? Hani biz her ne kadar evlerimizi açtık diyelim ama gördüğü şey bu ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bilim Müzesi'ne gittik. Pazar günüydü. Zaten çok az insan vardı. 10 falan aile ya vardı ya yoktu. Hiç kız aile görmedim. Hiç kız çocuğu ailesi görmedim.
Ali Kuşçu uzay kampına gittik. Bir tane, iki tane kız çocuğu gördüm. O da işte böyle güneş sistemi falan onların şeyindeydi ama yakalayamadık karelerde. Yine erkek çocuğu gördük. Oyuncak almaya gidiyoruz. Bu hafta çektim bunu. Bizim oradaki herhangi bir oyuncakçı. Şimdi şuraya bir baksanıza. Roketler var en solda. Roketler neyin yanında? Araba. Tamam. Roket oyuncaklar arabaların yanında. STEM bölümü yapmışlar. Neyin yanında? Traktörlerin yanında. Şeyler var, robotlar var. Silahların yanında. Burası neresi? Oyuncakçıda erkek bölümü. Ha bu da bizim bölüm. Bebekler, çamaşır makineleri, bilmem neler falan filan. Şimdi şey alacağız, arkadaşını hediye alacağız doğum gününe, şey okula götürecek. Dedim ki oğlum dedim gel dedim şu robottan alalım dedim ona. İşte Lina adı kızcağızın. Dedi ki nasıl yani? Dedim ki oğlum robot alalım işte bak o da işte eğlenecek bak burada şarkı söyle basıyorsun falan bir şeyler diyor robot. Dedi ki iyi de o kız ya arkadaş dünkü vitamin ne kızı ne erkeği sen kimsin? Almadı. Yani gitti yine böyle bir çamaşır makinesi bir şey seçti. Almadı ısrar etmedim. Dedim ki ha ben bir de gideyim sistem oyuncaklarına bakayım. Google'da aradım buraya geleceğim diye. Yine bin bir hevesle. Şimdi sistem oyuncakları. Ne var burada? Şimdi benim oğlan haklı mı değil mi? Peki Barbie bunu birazcık kırmış. Biraz yeni yeni kariyer serisi yapmış. Bunlar da Barbie'nin şeyleri. Robotik kodlama şeyleri. İşte bir tane de böyle astronotu var, bir tane bir şeyi var falan. Türkiye'de göremedim. Sadece yine böyle yurt dışından araştırdığım kadarıyla gördüm. Hah dedim en azından bir şeyler olacak gibi. Kendi küçük çevremde velilerle konuşuyorum. Dedim ki ya dedim ne etkinliklere götürüyorsunuz? Ben bizim oğlana işte bakıyorum hafta sonu falan tutamıyorum zaten adamı. Adam şuramda olduğu için ya buraya gelirken bile 5 kişiye bırakıp geldim buraya. Dolayısıyla dedim ki ya ben bunu tutamıyorum. Ne yapıyorsunuz? Müzik, resim işte bu belirli bir ağırlıkla yapmadım bunu. İşte bale, jimnastik, şu bu falan filan. Okey. Sistem var mı? Yani STEM derken bu arada E eşittir MC kare demiyorum, tekrar söylüyorum. Yani bunun içinde doğayla bütünleşme de olabilir, bunun içinde işte bir deney de olabilir. Yani mutlaka ki bir robot alıp çocuğa ver ve onunla eğlensin demiyoruz. Ama bunu önemsiyorum. Şimdi diyorum ki o yüzden burada genç bir nüfus var ama hani konuşma yayınlanacak. Beni izleyen anneler, babalar... Buradaki ablalar, abiler, işte yarın öbür gün çocuğu olacaklar. Aman hani herkes şey derler ya, her şeyi hükümetten beklemeyin, devletten beklemeyin falan. Ya gerçekten ne okuldan bekleyelim, ne başkasından bekleyelim. Ya önce hani hakikaten bizim bir elimizi taşın altına koyma zamanı. Tamam, kız kardeşiniz varsa kız kardeşiniz, çocuğunuz varsa öyle. Çünkü... Önce görmek istedikleri şey, aa evet bir rol model var. Geleceğin mesleklerini bilen bir rol modelim var benim. Ablam öyle ya. İşte babam öyle, annem öyle. Şimdi geleceğin mesleklerinde ne var? Ne istiyor bizden? Yaratıcılık istiyor. Problem çözme istiyor. İşte demin Bora bahsetti yine şey problem çözmede kadınlar daha üstün. Evet çünkü ben arada bir taraftan işte Ege pırasa mı yedi bilmem ne mi yedi. İşte buradan nasıl döneceğiz? Check-in yapıldı mı? Ya biz zaten iyiyiz. Ve çok komplike şeyleri çözebiliyoruz. Tamam. Onların da bunu görmeye ihtiyacı var. O yüzden önce evin içindeki rol modellere ihtiyaç var. Tamam. Pamuk Prenses dedim çünkü... Öyle sesleniyoruz çocuklarımıza, işte erkek çocuklara prensim, öbürlerine prenses. Bir uyandırmaya ihtiyacımız var. Nasıl? Diyelim ki deneyler yaparak, değil mi? İşte şey o deminki yetkinliklere göre yazdım bunları. Dedim ki mesela işte deney yapıyoruz. Evde
Yani şunu istemiyorum sizden, sodaya katın, oradan bilmem ne tüp patlasın falan değil. Ya bırakın bir tane unun üstüne, tamam, karabiber döksün, üstüne bilmem ne döksün. İlla bir kek yapıyorsanız şeker kullanmasın, bir sorsun bakalım. Ya şeker yerine ne kullansak ya? Dedi ki işte ne bileyim ben çökelek. Ha, bilmiyorum, hadi deneyelim. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim. Bize izin vermediler. 80 doğumluyum. Hiçbir şey denememize izin vermeyen bir nesilden lütfen denemelerine, keşfetmelerine izin verdiğimiz bir yere gidelim. Burada yazılar çıkmamış. Ben sunumun yansımasının kurbanıyım ama genel olarak özetlemeye çalıştığım şey bu. Bir önemli şey daha söyleyeceğim size. O da şu bilgisayar oyunu size ne ifade ediyor? Değil mi? Arabalar bilmem vurdular, kırdılar falan. Bir araştırma yapılmış. Bilgisayar oyununa oynayanların ileride sistemle ilgili bir şey seçmeleri 4 kat daha fazla. Kızlardan bahsediyorum. Tamam. İşin içine biraz girsinler, biraz baksınlar, bırakın birazcık kurcalasınlar, öğrensinler. Hepimiz için geçerli. Şimdi şu konu aslında bilim, işte her şey, yani işsiz kalmaları falan değil. Konu benim için daha önemli olan şey hayal ettikleri bir şey yapabilme şanslarının olacak olması. Değil mi? Mühendislik öyle bir şey. Hayal ettim ben. Ya illa köprü yapmam gerekmiyor. Saçımın bir tarafını kıvırcık, bir tarafını düz yapacak bir şey hayal ettim ve onu yapabiliyorum. Asıl önemli olan şey bu. Hayal ettiğin şeyi yapabilmeye muktedir olmak. Ve tabii ki dünyanın da erkeklere olduğu kadar kadınlara da temiz su için, sürdürülebilirlik için ve yaratıcılık konusunda ihtiyaçları var. Şimdi ben derim ki bizim kızlardan yaratıcılar çıkar. Çok yönlü insanlar çıkar, sanatçılar çıkar, bilim insanları çıkar. İnşallah filenin sultanları gibi bir gün öyle bir hayalim var ki bilimin sultanları çıksın ve biz de yine böyle alkışlayalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.